Valimiz Sayın Kerem Al'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün de katkılarıyla düzenlediğimiz Jandarma Teşkilatımızın 178. kırılış yıl dönümü iftar programına hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş silah arkadaşları ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düzün konuşmalı. Sayın Valim, protokolün çok değerli temsilcileri, değerli konuklarımız, kıymetli arkadaşlarım, silah arkadaşlarım, Jandarmanın 178. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için burada toplanmış bulunuyoruz. Tüm katılımcılara bu özel günümüzde bizlerle beraber olduğu için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Valimiz Sayın Kerem Al'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz eder. Saygıdeğer konuklar, değerli mesai arkadaşlarım, şehit ve gazi ailelerimizin yakınları, değerli korucularımız, Jandarma Teşkilatımızın 178. kuruluşu vesilesiyle düzenlenen bu programda aranızda olmaktan, aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Bu vesileyle sizlerin içten duygularla selamlıyorum. Değerli konuklar, Jandarma Teşkilatımız 178 yıldır vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması, sınırlarımızın korunması konusunda canla başla görev ifa eden bir teşkilat. Yurdun dört köşesinde milletimizin esenliği ve huzuru için canla başla çalışmakta. Dün de öyleydi, bugün de böyledir. Demokrasiye bağlı, demokratik değerlere bağlı, hukukun üstünlüğünü özümsemiş bir teşkilat. Teşkilatımızın başarılarıyla övünüyoruz. Teşkilatımız teröre karşı verdiği mücadeleyle de adeta ülke bütünlüğünün teminatı haline gelmiş. Teşkilatımıza bundan sonra da başarılar diliyorum. Bu vesileyle jandarma şehitlerimizi milletle rahmetle anıyorum. Gazilerimizi şükranla anıyorum. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ödül ve madalyaların verilmesi. Jandarmamızın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye gidenler. Düzici ilçesi Şehit Üsteğmen Yusuf Tuna Boylu Okulu 6. sınıf öğrencisi Emine Yaren Atabey. 2. Sumbas ilçesi Sumbas Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Cemile Sıla Torun. 3. Düzici ilçesi Şehit Üsteğmen Yusuf Tuna Boylu 6. sınıf öğrencisi Miraç Kurt. Kompozisyon yarışmasında dereceye girenler. 1. Düzici ilçesi Şehit Üsteğmen Yusuf Tuna Boylu Okulu'ndan 6. sınıf öğrencisi Emine Özdemir. 2. Merkez ilçe Cebeli Bereket Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sude Naz Yiğit. 3. Merkez ilçe Cebeli Bereket Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sude Sarı Fakıoğlu. Organize sanayide meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayına aydınlatılması da emeği geçen personeller. Jandarma Yarbay Menderes Yiğitoğlu. Jandarma Üsteğmen Ahmet Yılmaz.
Jandarma Subay Başçavuş Yusuf Öztürk. Jandarma Subay Başçavuş Şenol Zengin. Memi Akbay, Sait Şahin, Abdurrahman Sarı, Ramazan Karagüllü, Mehmet Gedik, Sadık Can ve Mustafa Bakan isimli gazilerimizi ve varislerini sahneye davet ediyorum. Ödül ve madalyalarını vermek üzere Sayın Valimiz Kerem Alı sahneyi teşriflerini arz ederim. Alın efendim, alın efendim. Hemen. Kore Savaşı'ndan gelmiş. Alın efendim. Şöyle yanıma gel. Alın efendim. Organize sanayide meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayına aydınlatılması da emeği geçen personeller. Tebrik ediyorum. Güzel bir iş yaptınız. Evet. Evet, sağ olun. Sayın Valim. Bakayım şunu tut. Öğrencimizin resmini. Peki. Saat. Evet. Burası senin. Alın efendim. İkinci kızımız, kabul edilmişsiniz Sayın Valim. İkinci kızımız. Tamam, bekliyorum. Sonuç. Alın efendim. Üçüncü kızımız Sayın Valim. Saat. Hadi. Bu senin. Allah rahmet eylesin. Aşr-ı Şerif, duanın okunması ve iftar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين Sana inanıyor, sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Bizlere kamil iman, salih amel, güzel ahlak nasip eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Hüzünlerimizi muhabbete, sevgiye, huzura çevir ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.